Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şambali tatlısı ile geldim. Malzemelerimizi sayacak olursak 3 su bardağı ben irmik koydum. 1 su bardağı toz şeker. Önce kuru olan malzemelerimizi ekliyorum. Sonra 1 çay kaşığı silme. İyice dolu olsun karbonat. Bunu bir güzel bir çırpıcı yardımı ile harmanlıyorum. İyice karıştırıyorum ki malzemeler özleşsin, birbirine girsin iyice. Daha sonra sütümüzü yavaş yavaş ekleyeceğiz. Evet, sütümüzü yavaş yavaş ekleyelim arkadaşlar. Yalnız videoda 1 su bardağı görünüyor ama malzememiz, irmiğimiz çok olduğu için ben 1,5 su bardağı kullandım sütümüzü. Önce yine bir çırpıcı teli yardımı ile, isterseniz kaşık yardımı ile yoğurabilirsiniz. Ama ben iyice özleşince elim ile yoğurmaya başladım. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Burada amaç iyice birbirine girmesi, malzemelerin iyice birbirine girmesi. Çok kolay. Tekrar söylüyorum, hani 3 su bardağı irmik, 1 su bardağı şeker, 1 silme çay kaşığı karbonat, 1 su bardağı, yani videoda 1 su bardağı görünüyor ama ben 1,5 su bardağı süt koydum. Hepsini güzelce karıştırdım ve güzelce yoğurdum. Sonra üzerine streç bir filmle bir güzel kapatıp buzdolabına koyuyoruz. Daha sonra 30 dakika o buzdolabında beklerken tereyağını borcamımıza sürüyoruz. Bunun üzerine de pekmezimizden biraz sürüyoruz arkadaşlar. Ben bu şekil yapıyorum ve çok güzel oluyor. Pekmezimizden de bu şekilde bir fırça yardımı ile sürüp harcı dolaptan çıkarınca üzerine güzelce ekleyeceğim. Evet, buzdolabında yarım saat bekleyen harcımı çıkardım. Aslında bunu bir gün önceden yapıp da ertesi gün yaparsak bu tatlıyı, malzemeler daha güzel olur. Daha birbirine böyle özleşmiş olur. Ben el yardımı ile bir güzel tepsimize, yani borcamımıza yayıyorum, güzelce yerleştiriyorum. Siz de aynen bu şekilde yaparsanız çok güzel olacaktır. Evet, iyice bastıralım. Elimizle güzelce şekil verelim. Yani şekil vermekteki amaç, demek istediğim şu, iyice harcımıza bastıralım. Hamurumuzu sıkılaştıralım. Kenarlarını düzleyelim. Borcama yerleştirme işimiz bittikten sonra biraz su ve pekmezimizi karıştıracağız. Pekmezimizi özüyoruz. Daha sonra borcama yerleştirdiğimiz harcımızın üstüne güzelce bunu sürüyoruz.
Ben de şey kalmamıştı, yer fıstığı kalmamıştı, evde fındık vardı. Ben fındık kullandım. Evet arkadaşlar, fırçayla da bir güzel düzenledikten sonra su karışımlı pekmezimizi sürüp biraz daha beklettikten sonra bıçak yardımı ile şambali görüntüsünü veriyoruz. Bunu bir güzel biraz kesme işinde pek becerikli olmasam da yine de hiç yoktan iyidir. Güzel oldu yine de. Az önce de dediğim gibi yer fıstığım kalmamış evde. Yer fıstığı var sanıyordum. O yüzden fındık koydum ben üstüne arkadaşlar. Siz yer fıstığı ile devam edebilirsiniz. Eğer yoksa evde fındık varsa fındık koyabilirsiniz. Daha sonra bunları koyup yerleştirdikten sonra o az önceki su karışımlı pekmezimiz vardı ya, ondan biraz daha üstlerine süreceğim. Evet, tekrardan üstlerine sürüyorum. Fındıklarımın üstü de böyle pekmezli pekmezli olsun, güzel oluyor tadı. Çok güzel oluyor böyle bu şekilde. Ve tekrardan kestiğim yerlerin üzerinden bir daha giderek iyice belirginleştiriyorum yerlerini. Burada 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Şerbetimize sıra gelince 2,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı su ile 1-2 damla limon suyunu kaynatacağız. Burada asıl püf noktamız tatlının ve şerbetin ikisinin de sıcak olması. Tatlı fırından çıkınca ilk sıcağa gidince hemen sıcak şerbetimizi yine fırından çıkan tatlımıza dökelim. Buradaki amaç, yani eğer biri sıcak biri soğuk olursa tatlımız sert olacaktır. Ama ikisi sıcak olursa tatlımız istediğimiz kıvamda olup
Yumuşacık olacaktır arkadaşlar. Yapmak isteyenlere, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun arkadaşlar.